Bence harf almaya gerek yok. Eskiden şimalde denen yön dedik, zaten 4 tane yön var. Kuzey. Dur duralım önce. Ne demiş? Kuzey. Kuzey. Tamam, şimdi biraz daha nefes aldıracak sorular. Rahatlatacak mı? Hayır, o anlamda değil efendim. Bekleyeceksiniz harf almak yerine, özümseyeceksiniz, ondan sonra cevap vereceksiniz. 10-20 saniye kaybetmişiz, ne gam? Buyurun. Koyu karanlığı nitelerken de kullanılır bu kelime. Anlamı tütün dumanının bıraktığı yağlı ve siyah kirdir. Bunun sonuna bir i harfi eklersiniz. Nokta nokta karanlık olur. Zifir. Zifir. Gayet güzel. Aynen böyle. Bakın dediğim gibi oldu. Bir nefes aldınız, harf almadan cevap verdiniz. Aynısını uygulayalım. Tamam. Olur mu? Olur. Şimdi bu sonuna o iki almış, o ekle birlikte altı harfli olmuş. Ve şu anlama bürünmüş. İstenilen şekilde olan, düzene ve kurallara uygun olan anlamında Arapça kökenli bir kelime bu. Nizami. Ne dersiniz? Nizami. Hanımefendi, tebrik ederim. Tamam. Ayağımıza dolaşır mı acaba filan dediğim soruları atlatmaya başladık. Tamam. Bundan sonra giderek rahatlayacağız. Şimdi Fransızca kökenli bir kelime var. Bende korku yok efendim. Altı harfli cevapları 600 puan kazanarak bitiririz. Gelsin efendim. Puan eşitliği durumunda üstünlüğü belirleyen ölçü birimi. Averaj. Sayı farkı da deriz. Averaj mı? Bakınız, bir tane harf aldı. Şu noktaya kadar sadece bir harf aldı. Süre derseniz 2,5 dakikadan fazla ve şu soruyla birlikte yarışmanın tam ortasında oluyoruz. Gelsin mi? Gelsin. Lütfen gelsin. Adını bir koyun türüne de veren ilimizdir. Karaman. Nın koyunu. Karaman'ın koyunu. Ne yapalım? Basalım. Plaka 70 neresi? Karaman. Rica ederim. Çok heyecanlıyım şu anda. Allah aşkına, bu kadar heyecana gerek yok. Yani 1,5 dakikadan daha kısa sürede soruların yarısına cevap verdiniz. Sadece ve sadece bir tanecik harf aldınız. Güvenin kendinize yahu. Vallahi ben yardım da etmedim, fark ettiniz değil mi? Hiç hiç uzakta duruyorum. Yani öyle ortaklaşa bir uğraşın içerisine girmedik biz. Tamam. Tek başınıza yapıyorsunuz. Gider. Bu şekilde de ilerleyecek tamam. Gibi. Mutfaklarınız nasıl? İyidir. Güzel. Sever misiniz deniz ürünleri, balık, şu bu? Severim. Hoş. Bence bunu da seviyorsunuz o zaman. Özellikle midye tava, türlü balıklar ve çeşitli deniz ürünleriyle yenen bir sostur. Taratordur. Gayet güzel. Hadi bakalım, bundan sonrası çok rahat. Gerçekten hediye gibi sorular bunlar. Gelsin de bir görün. Trafikteki yaya kulvarı. Kaldırım. Ne ola ki? Kaldırım. Kaldırım. Yalnızca öyle mi böyle mi dedirtir. Mekmak diye bitiyor, tek kelimeden oluşuyor. Son 8 harfli cevap. Dediğim gibi öyle miydi böyle miydi dedirtir. Bence harf almaya gerek yok çünkü 2,5 dakika var elimizde. Tamam. Gelsin lütfen. Dizlerini bükerek topukları üzerine oturmak. Tek kelime. Kömelmek. Olur mu? Olur. Olmaz mı? Gayet güzel. 5900 kasar. Hiç beklemiyorum. Ehliyetiniz var mı? Var. Aktif kullanır mısınız? Kaputu açtınız mı hiç? Açtım. Çok güzel. Buyurun. Bu kaputu açtığınızda gördüğünüz bir şey değil. Bu yürür aksamla ilgili bir şey. Motorlu araçlarda sarsıntıyı azaltma amaçlı kullanılan düzenektir. Onun Fransızca kökenli bir adı vardır. Nokta noktalar patlak. O yüzden bu kadar. Amortisör. Amortisör. 6800 oldu kasa. Şöyle rakiplere bir döneyim bakayım. Çok tatlı gülümsüyorlar. Vallahi öyle. Rahatlar, mutlular. Siz de aynı mutlulukla devam edin ne olur. İki kelimedir. Bir mesleki unvan mı? Dur bir bakalım. Soru benden daha açıklayıcı olur. Üst düzey bir yöneticinin görüşmelerini düzenleyen kimse. O görevlinin unvanı. Mesleki değilse de. Asistan. Hayır. İki kelime bu. İki kelime bu. Mesela bir bakanın. Özel kalem. Nedir? Özel kalem. Pelin Hanımcığım, tebrik ederim sizi. Müthiş bir yarışma çıkarıyorsunuz.